Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli bürokratlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu bütçeyle ilgili bir iyi değerlendirme yapabilirim öncelikle. Önce kötü değerlendirmeyi söyleyeyim. Bu bütçeyi incelediğimizde bütçenin yatırımdan ziyade faize ayrılan ödenekler, kamu özel işbirlikleri projelerine ayrılan ödenekler, kur korumalı mevduat sistemine aktarılan ödenekler gibi benzeri ödeneklere ayrılmış bir bütçe kalemlerini görmekteyiz. Yatırıma dönük esaslı bir şeyi göremiyoruz. Bu kötü tarafı. İyi tarafı ise şu: AKP iktidarının son bütçesi oluşu. İyi tarafı da bu. Biz tabii olaya iyi tarafından bakıyoruz. Neyse ki bir daha böyle bir bütçe yapmaya imkan olmayacak. İnşallah emeklinin, çalışanın, işçinin, öğrencinin, esnafın, iş adamının, herkesin derdine derman olacak bir bütçe yapma imkanını önümüzdeki süreçte bizler bulacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının sunum kitapçığında bir cümle görüyorum. Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomilerden biri haline getirmeye kararlıyız şeklinde bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, hedefiniz güzel ama ben size söyleyeyim, biraz geç kaldınız. Şurada önümüzde 6 aylık bir seçim süreci kaldı. Bu seçim sürecinde ülkemizin refah seviyesini yükseltecek, ülkemizdeki sorunları çözecek olan artık bizler olacağız. 20 yıldır keşke bu işleri yapabilmiş olsaydınız. Giderek aklınıza böyle düşünceler gelmiş. Yine sizin sunum kitapçığınızda şöyle bir cümle var. Onu da tekrardan burada ifade etmek istiyorum. 20 yıl önce iktidara geldiğimizde ülkemizin eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükseleceğimizi söylemiştik. Geriye dönüp baktığımızda tarihi reformlara imza attığımız görünmektedir şeklinde kitapçıkta bir cümle var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu cümleden yola çıkarak ben şunu söylemek istiyorum. Sizin geriye dönüp baktığınızda reformlardan ziyade, özellikle saydığınız kalemler yönüyle bakarsanız, bugüne getirdiğiniz hal ortada. Eğitim kalitesizleştirildi. Eğitim maalesef içinden çıkılmaz bir hale geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 8 bakan değişti. 8 bakanla birlikte sizin iktidarınızda 8 ayrı eğitim politikası belirlendi. Her bakanla beraber arkasında oturan buradaki bürokratlar değişti. Ve yine sizin sunum kitapçığınızda olduğu gibi neredeyse her yere üniversiteler açarak ülkeyi üniversite kalitesi gerçekten tartışmalı üniversitelere kavuşturdunuz. Keşke dünyada ilk 500'e girebilen üniversiteler olsaydı da üniversite sayısı bugünkü gibi değil de kaliteli üniversite sayısı daha fazla olsaydı ve yine üniversitelerde kontenjanlar sınava giren öğrencilerin tercihleriyle dolmadığı için sizler kontenjanları kaldırmak zorunda kaldığınız bir eğitim sistemine dönüştürdünüz ve yine eğitimi paralı hale dönüşen bir eğitim haline getirdiniz. Sağlık da yine aynı şekilde eleştirilmeye çok açık. Bugün bir MR için gelecek yıl Haziran'a randevu verilen bir durumdayız. Yine bir biyopsi için neredeyse bir sene sonraya randevu verilen hale geldik. Sağlıkta yine özel hastanelerin eline kaderine terk edilmiş durumda. Şehir hastaneleriyle de kamu özel işbirliği projeleriyle de devletin kaynakları oralara aktarılıyor.
aktarılmış durumda gözükmekte. Yine güvenlik konusuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu ülkeyi yol geçen hanına çevirdiniz. Bu ülkede şu an kontrolsüz şekilde giren, sayısını biliyor musunuz ben bilmiyorum ama sayısız işte Suriyeli, Afganlı mültecilerle doldurdunuz. Bakın bu bir güvenlik sorunudur. Diğer sorunları bir kenara koyuyorum ama en önemli güvenlik sorunu budur. Sınır kapıları, sınırlarda Mehmetçik 24 saat esasıyla yağmur, çamur, kar, fırtına demeden orada nöbet tutar. Sınırla bir tane kontrolsüz kimse geçemez ama sizin açtığınız kapılardan milyonlarca Suriyeli geçti. Ve yine 2000 kilometreye yakın mesafede yaşları 25-35 yaş grubu içerisinde ellerini kollarını sallayarak gelen erkek Afganlarla bu ülkeyi doldurdunuz. Bakın bu bir güvenlik sorunudur. İşte ülkeye yapılabilecek en büyük yanlışlardan birisi budur. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Ve yine adalet üzerinde yükseleceğini ifade ettiniz. Ama ben size söyleyeyim, bugün adaletteki yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ve yine adalete olan güvenci maalesef ki yerlerde süründürür hale geldiniz. Geçen yıl adalete güven bu ülkede nedir diye sormuştuk. Sizin vermiş olduğunuz bir yazılı cevapta dediniz ki adalette yargıya bağımsızlığına ve tarafsızlığına güven %38'ler seviyesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir ülkede yargıya güven eğer %38'ler seviyesinde ise artık o ülkede yargıya güven kalmamıştır. Yani sizin 20 sene önce hedeflediğiniz ne varsa 20 yıl sonunda bakın hepsinde maalesef ki geriye düşürdünüz bu ülkeyi. Yargı maalesef tarafsızlığını kaybetti, bağımsızlığını kaybetti. Her merciye AKP ile bağlantılı olan insanları hakim savcı olarak atamakla meşgulsünüz. AKP'nin ilçe kademelerinde görev yapmış, milletvekili adayı olmuş, belediye başkanı adayı olmuş partinize bağlı kişiler bugün hakim savcı kürsülerinde oturmaya devam ediyor. Nasıl tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlayacaksınız bu koşullarda? Yine Anayasa Mahkemesi'ne İstanbul Başsavcısı iken Yargıtay'a atanıp dosya kapağını dahi bir kere çevirmeyen bir kişinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasıyla mı sağlayacaksınız? Yine İçişleri Bakanı yardımcısı olarak siyasi kimliğiyle orada görev yaparken bütçe sunumlarında gelip sizin yanınızda durup siyasi kimliğiyle İçişleri Bakanı yardımcılığı yapan kişinin Danıştay'a atanıp Danıştay'da belki kendisine bir koltuk, bir oda dahi tahsis edilmeden, bir dosyanın kapağını dahi çevirmeden Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasıyla mı sağlayacaksınız? Yargıyı yasallaştırdınız. İşte yargı sizin sayenizde artık bu ülkede vatandaşlara güven vermez hale geldi. Yani bu koşullarda siz biraz önce ifade ettiğim gibi 20 yıldan daha geriye düşürdünüz bu ülkeyi. Bakın ekonomiyle ilgili çok önemli değerlendirmeler yapıldı. Bütçe kalemleriyle ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı. Ancak bunların toplam olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bakın iktidarımız sürecinde bu ülkede iç huzur kalmadı. İç barış kalmadı. Güven kalmadı. Adalete olan inanç kalmadı. Eşitliğe olan inanç kalmadı. Kısacası şöyle çıkın sokağa bir vatandaşın yüzü gülmekten artık gülemez hale geldi. Yüzü gülmüyor vatandaşın. Yarın güvencesi kalmadı. Gençlerin yarınla ilgili kaygısı var. Üniversiteyi bitiren, efendim mühendis olmuş, tıp doktoru olmuş gençlerimiz çareyiz. Sizin iktidarınız döneminde çareyi yurt dışlarında arar oldu. Ve yine bütçe kalemleri maalesef doğru kullanılmıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şimdi kaynaklar belirli yerlere, belirli yandaşlara aktarıldığını burada ifade edildi. Bakın belediyelerle ilgili bir beyanda bulunayım. Bu belediyeler hepimizin belediyesi.
Seçildikten sonra o beldede bulunan tüm vatandaşlara hizmet eder belediye başkanları. Ama sizler uygulamalarınızla, eğer belediye başkanı bizdense uygulamamız başka, değilse başka türlü uygulamalar yapmaktasınız. Örneğin belediyelere yapılan desteklemelerde, örneğin belediyeler birliği başta olmak üzere, İller Bankası desteklemeler olmak üzere neredeyse ortalama %95 dolaylarında bu desteklemeler, araç desteği, kredi desteği, proje desteği gibi desteklemeler %95 seviyesinde Cumhur İttifakı'na ait belediyelere yapılıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Geriye %5 civarında ise diğer belediyelere. Bu koşullarda siz nasıl eşitliği veya nasıl adaleti sağlayacaksınız? Nasıl orada bir hakkaniyeti sağlayacaksınız? Yani her belediye sizin iktidarınızdan olmak zorunda mı? Yani oradaki vatandaşlar eğer bir başka partiyi tercih etmişse, o vatandaşların orada size de oy vermiş olan vatandaş olabilir. Onlar da cezalandırılıyor bu koşullar içerisinde. Şimdi iktidara bağlı arkadaşları dinledik, dinliyoruz. Sizleri de dinledik ve süreçte de dinleyeceğiz. Bakın bir hastalık var. Bu hastalığı şöyle açıklayayım. Daha doğrusu iki tane bu konuda değerlendirme yapacağım. Birincisi, rakamlarla ilgili verileri efendim değerlendirme yaparken, kullanırken 2002'den başlama hastalığı var. 2002'den bu tarafa 20 yıl geçti. 20 yıldan bu tarafa artık ülkede yaşananların tüm sorumluluğu bu iktidarda, sizlerde. 2002'den bu tarafa rakamlar alıp bugünküyle kıyaslama yaparak kendi yaptıklarınızın daha doğru olduğunu ifade etmeye çalışan matematiksel hesaplamalar içerisine girme alışkanlığı bu bütçe sunumunda da, bu bütçede de ortada. Ama gelin görün ki bakın 2002'deki reel gerçeklikle sizin burada ifade etmek istediğiniz gerçeklik farklı. O günkü sayıların, efendim rakamların karşılıkları daha düşük olabilir ama gerçek anlamda gücü ve etkisi daha fazlaydı. Çünkü oranları yönüyle bakarsanız gerek dolar bazında gerek bütçe oranları yönüyle çok daha iyi durumdaydı. Ve yine şu hastalık devam ediyor. Bakın bir olumsuzluk varsa, ki çok sayıda olumsuzluk yaşanıyor bu ülkede, efendim mutlaka bahaneyi dış güçlere bağlama hastalığı bu bütçede de kendini gösterdi. Burada ya Ukrayna-Rusya savaşı şurada çıkalı daha 4-5 ay olmuş. Ama siz ülkenin bugünkü 20 yıllık faturasını Ukrayna-Rusya savaşına bağlayacak kadar her şeyi dışarıya bağlama hastalığı devam ediyor. Pandemi 2 yıl önce çıktı. Efendim 20 yıllık faturayı 2 yıl önceki pandemiye bağlama hastalığı kendini yine burada da gösterdi. Veya yurt dışında başka benzeri durumlar varsa efendim dış güçler veya dışarıdaki etkiler. Sormazlar mı insana? Eğer siz iktidar olarak dışarıdan gelebilecek tesirlere bu kadar açıksanız, madem ülkeyi niye korunaklı hale getirmediniz de bu dış güçlerden etkilenir vaziyettesiniz? Kısacası biz artık bu numaraları yemiyoruz, vatandaş da yemiyor. Başka artık söylemlerde bulunun şu 6 ay içerisinde. Çünkü 6 ay sonra bunları söyleme imkanınız kalmayacak. Şimdi bu bütçe şunu gösteriyor değerli arkadaşlar. Sadece seçime dönük efendim vaatler içerir bir tarafı var. Bu gerek önceki dönemki önceki günlerde görüştüğümüz torba yasalarda kendini göstermekte, gerekse buradaki efendim bir takım projelerde kendini göstermekte. Şimdi artık sizler de iktidar olarak gidici olduğunuzu görüyorsunuz. Vatandaşın sizlere karşı olan ilgisi, alakası değişti. Sokakta bu hissediliyor. Yani siz ne kadar öyle değil deseniz de siz de gidici olduğunuz, iktidar anlamında söylüyorum, şansınızı kastetmeden bir bütün olarak söylüyorum. İktidarın gidici olduğunu herkes görüyor. Biz de görüyoruz, siz de görüyorsunuz. O nedenle devletin imkanlarını, bakın hepimizin vergileriyle oluşan
o bütçeyi siyasetinize alet edebilmek adına kullanma gayreti içerisindesiniz. İşte torba yasalarla bir takım vazgeçmeler var. İşte genel başkanımızın gündeme taşıdığı, ki o taşımasaydı torba yasa içine girmeyecekti. KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi var. İşte belli icra dosyalarından vazgeçmeler var. Efendim işte önceki gün görüşüldü. Efendim cemevleriyle ilgili bu zamana kadar hepimizin defalarca değişik kerelerde söylediğimiz işte bir takım iyileştirmeler var. Ama ne zaman aklınıza geldi? 20. yılın sonunda. Neden? 6 ay sonra seçim var. Ve yine şunu da söyleyeyim. Bakın, insanların hayalleriyle oynamaya devam ediyorsunuz. Gerek şehit yakınları, gerek efendim ekonomik durumu olmayanlar, emekliler, gençler bugün sizin sattığınız hayalle meşgul. O da nedir? O da TOKİ aracılığıyla konut sahibi olabilme girişimleri. Şimdi TOKİ üzerinden tabii ki ev yapılsın, karşı değiliz. Yapılmalı da, ihtiyacı olan, ekonomisi iyi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz, gazi ve şehit yakınları yapılsın. Biz buna karşı değiliz. Ama bu sizin son dönemde vaat ettiğiniz projeyi keşke 20 yıldır bu süreçte yapabilmiş olsaydınız. İşte gelmiş seçim, ya siz bu 6 aylık süre içinde hangi projeyi hazırlayacaksınız? Efendim hangi inşaata başlayacaksınız? Bu tamamen seçime dönük ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın inanın duygularıyla oynamaktan başka bir şey değildir. Ve kaldı ki buradaki ödeme koşullarına şöyle baktığınızda o projeye giren bir genç arkadaşımız ömür boyu neredeyse borç ödemek zorunda kalacak. İşte bunların hepsi son dönemeçte sizin seçime dönük ne varsa yapalım gayretinizden başka bir şey değil. Ve yine bütçeyle ilgili şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bakın, bütçe kalemi olarak 2023 yılı gelir bütçesinde işte dediniz ki çok arttırdık. 3 trilyon 810 milyar lira efendim bütçeyi arttırdık. Yine gider bütçesi de ona göre arttı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bütçe eğer dolar bazında hesap edersek, ben hesap ettim, geçen yılki bütçeyle veya 2021 yılı bütçesiyle arasında hiçbir fark yok. Karşılaştırın, dolara çarpın, bölün, aşağı yukarı rakamlar birbiriyle aynı. Neden rakam yüksek? Enflasyon. İşte sizin yarattığınız enflasyonla artık paranın alım gücü kalmadı, döviz karşısında değeri azaldı. Siz buraya TL bazında rakamları ne kadar büyük yazarsanız yazın, gerçek anlamda değeri nedir? Ona bakmak lazım. İşte gerçek anlamda değeri maalesef özellikle dolar bazında, döviz bazında bakarsanız erimiş durumda. Geçen yılki bütçeyle, hatta 2021 yılı bütçesiyle arada hiçbir fark yok. Yani ve şunu söyleyeyim, hatta şunu da söyleyeyim. Geçen yıl siz burada bütçe görüşmeleri yapılırken 1 trilyon 750 milyarlık bir bütçe hazırlayıp geldiniz. O bütçeyi de böyle yerlere sığdıramadınız. Biz dedik ki burada, ya bakın siz daha bu bütçeyi yapıyorsunuz ama bu bütçe yapılırken daha karar aşamasına gelmeden bile eridi. Yani bu komisyonda defalarca söylendi. Ek bütçe ihdas edilsin veya bütçe ona göre revize edilsin. Yoksa bu bütçe yarı yolda işlevini kaybedecek, hiçbir şeye çare olmayacak dedik ve sonuçta da öyle oldu. Haziran ayı ortalarında ek bir bütçe yapmak zorunda kaldınız. Zamanında bitmek üzere. Sonuç itibariyle keşke bu bütçe vatandaşımızın derdine derman olsaydı. Ama mümkün gözükmüyor. Neyse ki zaman çok az kaldı. Vatandaşımıza şimdiden söylemek isterim ki derdine derman olacak bütçeyi en kısa zamanda
Millet İttifakı olarak bizlerin yapabileceğini buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir anonsla bulunmak istiyorum. Yemeğimiz aşağıda hazır ama bir ara vermeyeceğim. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2023 yılı bütçemizin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii özel bir bütçe. Cumhuriyetimizin 100. yılına ait bütçeyi hep birlikte yapıyoruz. Tabii baktığımız zaman mevcut iktidarın 2023 yılına ait hedeflerinin %50'den daha fazla oranda küçüldüğünü görüyoruz. Efendim, gayri safi milli hasılada olsun, kişi başı milli gelirde, ihracat miktarımızda, işsizlik ve enflasyon oranında 2023 hedeflerinin bir hayli gerisinde bir bütçeyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu hedeflerinden artık uzaklaşmış, yorulmuş, yönetme kabiliyetini yitirmiş bir iktidarın artık son bütçesini hep birlikte burada konuşuyoruz. Efendim, daha önce milli geliri 2 trilyon olarak düşünmüştük 2023'te. Böyle bir hedefi vardı mevcut iktidarın. Ama görüyoruz ki bu 1 trilyon dahi değil şu anda. Ve kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacaktı. İnanın Cumhurbaşkanı Yardımcısının bütçe sunumunda kişi başı milli gelirin ismini dahi duyamadık. Efendim, kişi başı satın alma harita endeksi denilen ne oldu belli olmayan bir ifadeyle karşı karşıya kaldık. Ve bugünkü verilen çizelgelerde de 2023 yılında kişi başı milli gelirin 10.071 dolar olacağını, yani %50'den daha fazla bir azalmayı görüyoruz. Efendim, tabii nasıl bir ekonomik politika izliyoruz? Bunu da anlamak mümkün değil. İşte heterodoks, ortodoks, efendim işte epistemolojik kopuş. Ya daha doğrusu siz muhtemelen artık milletten koptunuz. Yani ne oldu belli değil. Yani bunu da özellikle açıklamanızı rica edeceğim Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Çünkü bu konuda konuşmalar olduğu zaman gülümsediğinizi gördüm. Şimdi daha gülümsüyorsunuz. Yani ben anlayamıyorum. Yani nasıl bir politikadır bu? Bunu açıklarsanız memnun olacağım. Şimdi efendim, tabii kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili bir hayli tartışmalar oldu. Ben de daha önceki plan birçok komisyon görüşmelerini takip ettim. Merkez Bankası yetkilisi, ki bu şu anda burada kendisi de, yani milletten topladığı vergiyi milletin temsilcileri soruyor nereye harcıyorsunuz diye ve bunu cevaplayamam diyor. Burada ben komisyon başkanı tutumunda açıkçası yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Burada milletvekillerinin sorularına cevap verilmeli. Biz önümüzü görmeden burada bir bütçe yapmak durumunda kalıyoruz. Yani kur korumalı mevduatın sonu nasıl olacak? Nasıl neticelenecek? Bunu bilemiyoruz şu anda bizler. Ve yine bakınız, diyorsunuz ki orta vadeli programda efendim halen kur korumalı mevduata rağmen mevduat oranlarının %53'ü dolar endeksli. Yani demek ki yeteri kadar etkisi olmamış bunun. Ve yine orta vadeli programda ve bütçe sunumunuzda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı, diyorsunuz ki efendim biz liralaşacağız ve liranın değerini arttıracağız. Peki öyle yapacaksanız neden bu kamu özel işbirliği projelerinin ödemelerini dövizle yapmaya devam ediyorsunuz? Bakınız, sizin iktidarınızın en büyük samimiyetsiz olduğu nokta burası. Tutarsızlığınız var. Vatandaşa diyorsunuz ki lira kullanın. Efendim, ve biz liralaşacağız, Türk lirasının değerini kıymetli hale getirmek istiyoruz diyorsunuz. Devletin yekünlü, yüksek miktardaki ödemelerini devamlı surette dolar ve euro endeksi dövizle yapıyorsunuz. Yani bu tutarlı değil. Tutarlı değil. Vatandaşa dönüp de siz yastık altı dövizinizi çıkardın dediğiniz zaman kimse çıkartmaz. Ya tutarsızlık var burada ve mevcut AKP iktidarının en büyük tutarsız olduğu ve samimiyetsiz olduğu nokta burası. Kamu özel işbirliği projelerinin derhal Türk lirasına çevrilmesi ülkemizin menfaatinedir. Ve bunu dikkatinize sunuyorum. Geçenki sunumda da yine ifade etmiştim. Yine ihracatın yüksek olduğundan ve ihracatı arttırmaya yönelik bir ekonomi politikası izlediğini söylüyorsunuz. Tamam, olabilir. Ama neden ithalattan bahsetmiyorsunuz? İhracatın ikisi ithalat. Şimdi bakalım orta vadeli programda, bakın elimde burada. Son yarım dakika. Efendim, biz biraz süre rica edeceğim Sayın Başkan. İlk 7 ayda ihracat 144 milyar dolar, ithalat 206 milyar dolar. Yani ilk 7 aydaki açığımız 62 milyar dolar.
Ve yıl sonu 105 milyar dolar. Yani ithalat daha fazla. Hani siz ihracatı arttırmıştınız? Herhalde ithalattan haberiniz yok. Bakın ithalat daha fazla ve açık giderek artıyor. Efendim enflasyon. Yok işte Covid'i yaşadık, Rusya-Ukrayna çatışması oldu, tedarik zincirleri kırıldı, fiyat istikrarı oluştu, ondan dolayı enflasyon oldu. Tamam, kabul. Savaşan ülkelerin enflasyonu bizden az. Ukrayna'da enflasyon %20 civarında, Rusya'da 15 civarında. Tutarsızsınız. Tamam, dünyada diğer ülkelerde enflasyon artmış olabilir, doğrudur. Ama bizim kadar artmadı. Onlarda 1 birim arttıysa bizde 10 birim arttı, 20 birim, 100 birim arttı. Dünyanın en fazla enflasyon oranına sahip ülkelerin başında geliyoruz. Ve neden acaba bizde bu kadar artmıştı? Son bir nokta ifade edeceğim. Efendim şehir hastaneyle ilgili bahsedildi. Sağlıkta şöyle devrim yaptık, böyle devrim yaptık. Şimdi buradan göstereceğim. Bakınız Sayın Uğur Bey, sizin de dikkat edin. Bakınız bir SMA'lı hastalı çocuğumuz. Ve yol üzerinde, otoyolda, totemin üzerinde bakın. Bu yardım istiyor. Haydi Türkiye, Ebrar'a nefes ol. Burası neresi biliyor musunuz? Sizin memleketiniz. Aksar Manisa arasındaki otoyolda bu asılı. Ben bunu görünce utanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ve evet. Bakın bir örnek, bir saniye. Bakın bu da yine SMA'lı bir hastanın minibüs arkasındaki bakın ilanı. Aileler bu durumda. Bu mu beyaz reform? Bu da bakın alışveriş merkezi. Bir ay boyunca buradayız. Tabii. Teşekkür ediyorum. Devamını söyleyeceğim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Sayın Beştepe'de. Haziran'ı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabahleyin Anayasa madde 161 gereği Cumhurbaşkanı mı katılmalı bu toplantıya yoksa yardımcısı katılabilir mi tartışması yapıldı. Ben anayasacı olarak bu soruya yanıt vermek için 2017 anayasa kurgusunun resmini çekmeye çalışacağım. Ondan sonra bu sorunun yanıtını vereceğim. 2017 anayasa kurgusu 5. yılında 5. bütçesinde Kur'an ve uygulamasıyla değerlendirmek için yeterli empirik ve uygulamaya ilişkin verileri sağlamış bulunuyor. Birinci saptama şu, devleti temsil ve yürütme yetkileri madde 104'e göre Cumhurbaşkanlığında birleştirildi. İkincisi, Cumhurbaşkanı parti genel başkanı oldu, anayasayla bağdaşır, bağdaşmazlığı ayrı bir tartışma ve bunun sonucu olarak en gerçekçi niteleme parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme adını verebileceğimiz bir anayasal kurgu ortaya çıktı. Peki bu kurgunun uygulaması nasıl oldu? Bu kısaca tarihimizde bir ilk, çağdaş dünyada ise benzeri olmayan bu düzenleme 3 yokluk haliyle malum. Siyasal sorumluluk yok, hesap verebilir, hükümet yok, hükümet de yok zaten. Siyasal karar düzenekleri yok. Haliyle bu durum uygulamaya da yansıdı ama kurguya aykırı bir biçimde yansıdı. Şöyle ki kolektif görüntü verilmek istendi, kolektif karar düzeni olmadığı halde Bakanlar Kurulu dendi, olmadı, kabine dendi ama kabine bilindiği gibi Britanya parlamenter rejiminden alınma ve dayanışma halinde siyasal sorumluluk sahibi heyetin oluşturduğu bir kurul, ancak bu da doğru değil. Çünkü burada zaten karar mekanizması da yok. Bireysel olarak bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantılarına, parti başkanının toplantılarına bürokratlar da ve bakanlar da katılıyor. Anayasal açıdan mümkün değil. Sonra Cumhurbaşkanı parti toplantılarına yönelik konuşmaları saraydan yapması, saha toplantılarının ise daha çok Cumhurbaşkanı'nın unvanıyla ve Cumhurbaşkanı logosu önünde yapması, sarayda politika kurulları mevcut olduğu halde bakanların politik tartışmalara ve çekişmelere girmeleri, anayasa ile uygulama arasındaki ayrışma. Peki bunların sonucu nedir? Bunların sonucu anayasadan öngörüldüğü halde yasama, yürütme ve yargı ayrılığı yerine 3 erkinde tek kişi güdümüne girmiş olması. İkincisi, kişi, parti ve devlet birleşmesi haliyle üçüncüsü anayasal hak ve özgürlüklerin büyük ölçüde askıya alınmış olması. Peki acaba bu anayasa madde 161 açısından durum nedir? 161'de Cumhurbaşkanı sunar diyor bütçe için. Cumhurbaşkanı tarafından kesin hesap sunulur diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı açısından açık
hüküm öngörüyor. Ama mesela 104. maddenin 3. fıkrasında meclise açık konuşması için gerekli gördüğü hallerde TBMM açık konuşması yapar diyor. Yani o takdire bağlı bir yetki. Bu ise Cumhurbaşkanı için bir yükümlülük. Peki Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının konumu nedir? 106 fıkra 3'te vekalet diyor ve vekalet geçici olarak görevden ayrılması durumunda, yani anayasanın belirttiği durumda Cumhurbaşkanı'na vekalet edebilir diyor. Resmi gazetede okuyoruz bunu zaten ne zaman vekalet verildiğine dair. Dolayısıyla burada ben bütçenin önemi konusundaki tartışmalara girmeksizin, esasen tabii şahsileştirmeksizin de bu yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya göre kullanılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Peki o zaman sonuç nedir? Vargı, saptama, 2017 anayasa kurgusu sürdürülebilir değil ama daha vahim olanı anayasa kurgusu mimarlarının kendi oluşturdukları anayasal düzene saygı göstermemeleri. Bu nedenle 3 anayasal düzen veya düzensizlik karşımıza çıkıyor. 1- Anayasanın demokratik hukuk devletine ilişkin kuralları. 2- Demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayan kuralları. 3.'sü ise her ikisinin de dışında kalan, yani uygulama. Peki çıkış nedir? Çıkış demokratik hukuk devletidir. Tarihsel birikim ve deneyimimiz parlamenter rejim ekseninde olmuştur, oluşmuştur. Bu konuda parlamenter rejim ereğinde parlamenter rejimin kurulması için meşru, haklı ve gerekli bir zemin bulunmaktadır. Gelin o zaman aklın yolu birdir. Aklileştirilmiş parlamenter rejim yolunda irademizi ortaya koyalım. Dikkatiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Ekrem Çelebi şu anda yok. O gelince söz veririz. Sayın Sibel Özdemir. Konuşmacı arkadaşlarımız muhalefet adına kapsamlı olarak bunlara değindi. Ben farklı konulara değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Başbakanlık kalkınca yürütmenin başı Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı önceki sistemde milletvekili soru soramıyordu. Çünkü başbakan yürütmeden sorumluydu. Milletvekili başbakan soru soruyor, yanıt alıyordu. Cumhurbaşkanı ise milletvekili soru sorumu olanağı da yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak size soru soruyor, siz bakanlara yönlendiriyorsunuz. Bakanlar kimi soruya 4-5 yılda yanıt veriyor, hatta hiç yanıt vermiyor. Kimi bakan da ellerindeki verileri vermek yerine TÜİK'e adres gösteriyor. TÜİK çok veri güncel değil. Örneğin soruyorum, TÜİK 2001 yılından beri tarım sayımı yapmıyor. Tarım sayımı neden yaptırılmıyor? 10 ve 11. plana yazmışsınız. Kim TÜİK'e talimat verecek? 10 yılda bir tarım sayımı yapılması gereken yerde neden yapılmıyor? Bu sorunun yanıtını verebilir misiniz? Sonra doğru bilgi sorunu var deniyor. Milletvekili sorusuna dahi yanıt vermeyince kamuoyu nereden bilgilenecek? Tarım Kanunu 2006 yılında çıktığında gayri safi milli hasılanın %1'i çiftçiye verecek yazıyor. 2006 yılından beri neden çiftçimize bu destek verilmiyor? Bu sorunun muhatabı kim? Faize 565 milyar ayrılan bütçede çiftçiye tarımsal destek programımızda 54 milyar ayırmışsınız. Tarım Kanunu 21. maddesine göre çiftçi kanun çıktığından beri 200 milyarın üzerinde alacaklığı duruma geldi. Neden kanunu uygulamıyorsunuz? Emeklilikte yaşa takılan sayısını bakanlara soruyoruz, yanıt yok. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli için bu bütçede ne var? EYT'li ülkemizde kaç kişi? Bu sorunun yanıtını sizden bekliyoruz. 696 sayılı kanun hükmüne kararname ile bir kısım işçi kadro verildi. Kit, bit, bakanlık, kurum, kuruluş ve ortaklıklarda halen taşeron firmada, kamuda kaç kişi çalışıyor? Bu soruya da yanıt alamıyoruz. Açıklar mısınız? Ülkemizde Suriyeli sayısını soruyoruz. İçişleri Bakanı 3,5 milyondan söz ediyor. Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 1,2 milyon eriştiğini belirtiyor. Suriyeliler ülkemize gelişinden sonra ülkemizde doğan Suriyeli çocukları, ailelerin çocuklarını TDV vatandaşı olduğuna göre onları artık Suriyeli olarak saymıyor musunuz? Bunlara eğitim veren PİKTES öğretmenleri var. Kadrolu öğretmen değiller. 657'ye tabi değiller. Bu öğretmenlere kadro verecek misiniz? Üniversiteli işçiler çalıştıkları kurumda memur olmasına yönelik bir düzenleme yapacak mısınız? Bütçete atanamayan 500 bin sağlıkçı, 400 bin öğretmen için bir kaynak yer alıyor mu? Kaç atama olacak? Mühendislerin de benzer durumu kimden bilgi alacağız? Staj süresi
yaşlılık sigortasıyla başlayarak emekliliğe esas olmasını talep edenler var. Bunların sayısı kaçtır? Bu konuda ne yapılıyor? Bu bütçede unutulan il yine Niğde. Ülkede 55 havaalanı geçmişten bu yana gelenlerle beraber oldu. Niğde havaalanı 1996 yılından beri temel olarak kaldı. Yapılacak mı? Niğde Enerji İhtisas Bölgesi 2015 yılında yapılacağı duyuruldu. Çivi çakılmadı. Ayrılan alan kuvvetlere satıldığı söyleniyor. Doğru mu? 1210 kişi çalışacak diye 2537 hektar alan 8 yıldır boş kaldı. Son durum nedir? Niğde Aktaş Andaval Lojistik İstasyonu 10 yıldır konuşuluyor. Ne zaman yapılacak? Bu da mı sözde kalacak? Niğde Merkez Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne neden muaf? Neden Niğde İPART kapsamına alınmadı? Niğde 20 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarlarının unutulduğu bir şehir olarak bu bütçede de unutuluyor. Bir de Niğde'ye her seçimde petrol çıkar. Bu seçimde yine petrol çıkacak mı? Çünkü 10 yıldır Niğde'de daha petrolle ilgili hiçbir çalışma da olmadı. Seçim yaklaştı mı Niğde'ye petrol çıkıyor. Bakanın biri seçimden önce geldi 1700 kişi 6 ayda iş bulup çalışacak dedi. Temel attı, orada temel olarak kaldı. 100 yılı inşa edeceğini söyleyen arkadaşlarımız oldu. İnşa yeniden başlamak anlamına gelir. O zaman Adalet Kalkınma Partisi 20 yılda hiçbir şey yapmadığını kendisi ikrar etmiş oluyor. Çünkü geleceğin 100 yılını inşa edeceksiniz. Geçmiş 20 yılını boşa geçti, ortaya çıkıyor. Bu dönemde Adalet Kalkınma Partisi döneminde önemli yıkım kamu varlıklarında oldu. 250'nin üzerinde kurum kuruluşun satışı gerçekleşti. O varlıklardan elde edilen paraların nereye gittiği de açıklıkla yer almıyor. Şeker fabrikaları özelleştirdi. Şeker fabrikaları özelleştirilenin şeker fiyatına müdahale edilemeyeceğini Bakan Bey yazılı yanıtında bildiriyor. Böyle saçmalık olur bu ülkede her yer yanlı yeri teşekkür ediyorum. Evet, baktığımız zaman bütün gün zaten detaylı tartışmalar yapıldı. Ama şuna vurgu yapmak istiyorum ben, sunumunuzu çok detaylı şekilde inceledim. İşte yeni bir Türkiye yüzyılı vizyonu ortaya koyuyorsunuz. Buna yelken açıyoruz derken Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Tabii ki ya mevcut ülkenin gerçekten ekonomik anlamda çok ciddi sorunları var. Yani belli bir ekonomik anlamda ciddi sorunlarla baş başa bırakıldı. Burada tabii ki yanlış maalesef ekonomi politikaları, yanlış tercihler ve bunun sonunda karşı karşıya kaldığımız tablo var. En azından bunların yani sunumda belli konularda bir bunları kabul edip ve bunlara dönük somut adımların nasıl atılacağını göremedim ben açıkçası. Temel yaklaşımları ortaya koydunuz. İşte adil ve sosyal bir anlaşıyorsunuz. İşçisi, işvereni, emekli, çiftçi bütün kesimleri sayıp bunun, o 85 milyonun bütçesi olduğunu söylüyorsunuz ama alt başlıklarda ve sunumun devamında bunları göremedik. Değerli Kaboğlu Hocam'ın giriş yaptığı gerçekten 2018 sonrası bu sistemle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ekonomi başta olmak üzere temel kurumsal yapılarda ciddi tahribat oldu. Bir taraftan kurumsuzlaşan yapılar, bir taraftan da kişiselleşen kurumlar oldu ve bu bağımsız ve gerçekten denetleyici kurumlarda ciddi tahribat oldu. Hesap verebilirlik ve şeffaflıktan uzaklaşıldı, mali disiplinden uzaklaşıldı, denetimden uzaklaşıldı. Doğal olarak da bunun yarattığı tahribatları da aslında bugün hem ekonomi anlamında da karşı karşıya kaldığımız tablonun belki de bu sonucu oldu bu yaşananlar. Baktığımız zaman sunumunuza bazı alanlara değinmek istiyorum. Sunumda ve bugün Plan Bütçe Komisyonu'na gelen birçok torba yasada da sorunlar, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm üreten torba paketlerle karşı karşıya. İşte vergi yapılandırmaları, işte vergiden vazgeçip diyorsunuz. Ancak bugün geldiğimiz bütçe değilse ciddi bir vergi yükü getiriyor. Böyle bir çelişki de var. Buna değinmek istedim. Özellikle eser siyaseti, hizmet bütçesi, işte eser bütçesi üzerine çok vurgu yapıyorsunuz. Bunlar evet yapıldı. 20 yıl siz de bunlara çok vurgu yapıyorsunuz. Ama neticede geldiğimiz tablo nedir? Sonuç nedir? Ciddi bir enflasyon, işsizlik, işte sizin o üretim, yatırım dediğiniz noktada ciddi bir ve borç yükü sarmalı var. Bugün faiz verileri
bütün bütçeye yansımış. Ciddi bir faiz yükü var. Dış ve özel sektörün borçları, hazinenin borcu, faiz yükü, gelir adaletsizliğinde ciddi bir sorun alanı var. Evet, cini kat sayısı var, bir iyileşmeden bahsediyorsunuz. Ama bu beklenen düzeyde mi? Bugün vatandaşların baktığımız zaman %10'luk en yüksek gelir düzeyi de %10'luk en düşük gelir düzeyi arasındaki kat artmış 13-14 kat seviyesinde ve bunda bir iyileşme gözükmüyor. Ve sürekli bir kredi destekleri, işte esnafa ya da belli kesimlere bir kredi desteği, yani bir borcun artan gerek tarım gerek sanayi alanındaki girdi maliyetlerindeki ciddi artışın sonucunda bunlar kredi destekleriyle verilen destekler var ama bunlar o sorunu temel olarak çözecek bir yaklaşım değil. Sürekli bir yapılandırma ve kredi destekleri ve vergi yükümlülüğünü karşılıyoruz. Bu temel bir sorun olarak gözüküyor. Eğitim ve istihdam alanındaki o eş güdümü sağlayacak bir politika maalesef hala ortaya koyamadınız. Ciddi ve nitelikli insan kaynağımız var ama onları istihdam edecek bir noktaya taşımadık. İhracat, yatırım, istihdam bütçesi dediniz ama bunu bütüncül olarak gören politikalar yok. Yani ben burada da göremedim. Ben bir akademisyenim, Avrupa Birliği çalışıyorum ve burada bu bütüncül yaklaşıma hala ulaşamadınız. Çabalar var ama bunu bütüncül olarak somut ortaya koyamadınız. Gerçek Avrupa Birliği raporu var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. 2007'de ve 2000 belki 2002 sonra süreçte bizim en başarılı olduğumuz zaman sizin iktidarda olduğunuz dönemde kurumsal yapılardı. Özel, bağımsız kurumsal yapılardı. Ama bunlarda 2018 sonrası ciddi tahribatı var. Bu belki genel olarak dikkat edilmesi gereken bir durum. Şeffaflık, kurumsallaşma, buralardaki tahribatı düzeltmeden gerçekten yaptığınız politik araçlarında bir sonuç alamayacağız gibi gözüküyor ve alınamayacak da kısa vadede. Ve güvenlik ve hukuk sistemi. Burada eğer hala Merkez Bankası Başkanı'na talimatla atanırsa, Anayasa Mahkemesi üyeleri talimatla atanırsa, HSK'nın yapısını düzeltemezsek, hukuk güvenliği sağlayamazsak aldığınız politik araçlarının ekonomik anlamdaki sonuçları da sonuç vermeyecektir diye ben düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Söyleyecek çok konu var ama süremiz çok kısa.